Çorba. Akşam farklı bir hazırlık vardı. Hemşire kadın ziyaretçiler gittiğinden beri heyecanla çalışıyordu. Bir yandan da sürekli onunla konuşuyordu. Bir şekilde kadının anlattıklarını biraz anlayabiliyordu. Kadın yaptıklarını anlatıyor, sürekli moral verici şeyler söylüyordu. Tek başına olmasına rağmen bu kadar konuşkan olan bu kadına hayran olmamak mümkün değildi. Öylesine yaşam dolu ve neşeli bir kadındı ki kumral yüzündeki gülümseme hiç eksilmiyordu. Hastasının ağır durumuna rağmen umutsuzluğa düşmemişti. Minyon yapısına karşın epey de güçlüydü. Oturmasında, yatmasında ona yardım ederken öyle tecrübeliydi ki yeni cüsseli bedenine rağmen kendisini neredeyse hiç gayret göstermesi gerekmiyordu. Kadın salonun köşesindeki şöminede ateş yakıp hemen oradaki tahta raflara dizili çanak çömleklerden derince bir çömlek seçti. Yan yana dizili büyük küplerden birinin içinden aldığı suyla çömleği azıcık doldurup ateşin üzerine yerleştirdi. Salonun bu köşesi mutfak gibi kullanılıyordu. Onu salonun öteki köşesindeki sedire oturtmuştu. Kadın yere serdiği örtünün üzerinde bir takım sebzeleri soyup suyun içine doğradı. Bazı baharatlar da ekleyip şöyle bir karıştırdı. Ardından hevesle beyazlı kadının verdiği tahta kutuyu açıp içindekileri örtüye döktü. Tuhaf şekilli mantarlardı bunlar. Kadın bir tanesini eline alıp ona göstererek "İşte bunlardır seni kendine getirecek," dedi. Bunu işitince gözleri büyüdü, heyecanlandı. Ne söylediğini tam tamına anlamıştı. Kadın onun tepkisini görünce memnuniyetle işine devam etti. Özenle mantarları temizleyip onları da suyun içine ince ince doğradı. İyice pişene kadar usanmadan sürekli karıştırdı. Nihayet çömleği ateşin üstünden aldı ve çorbayı soğumaya bırakıp dışarı gitti. Birazdan elinde kalınca bir iple geri döndü. İpi sedirin yanına bıraktı ve bir kap çorba doldurup sabırla ona içirmeye başladı. Hastası bilinçsiz bir şekilde itiraz etmeden tıpkı bir bebek gibi üstüne başına dökerek çorbasını içiyordu. Daha bitirmemişti ki bulanık görmeye, boğuk işitmeye başladı. Korkunç bir şekilde başı dönmeye başlamıştı. Kadın çorbanın sonunu yedirmek için ısrar etmedi. Kaseyi bırakıp getirdiği iple ellerini ayaklarını bir güzel bağladı. Sarhoşluktan ne dediğini tam anlayamamıştı ama kadın bunu onun iyiliği için yaptığını söylüyordu galiba. Çok geçmeden hayaller görmeye başladı. Tam bir rüya alemindeydi. Metin karşısında bağırıyor, onu suçluyordu. Etrafını dolduran insanlar onu gösterip alay ediyorlardı. Aralarında okul arkadaşları da vardı. Kendine baktığında pis, kocaman ve çirkin olduğunu görüyordu. Bir yandan etrafındakilere bağırıp çağırıyor, küfür ediyor, bir yandan Metin'e karşı kendini savunuyordu. Birden etrafı dolduran at sürüsü herkesi ezip geçiyor, kendisi de yardım çağırıp sağa sola kaçmaya çalışıyordu. O sırada kendisine yukarıdan bakan kimseler sanki arenadaki dövüşçü gibi ona tezahürat yapıyorlardı. O ise olduğu yerde koşuyor, herkese savaşmaları için bağırıyordu. Hayaller gidip geliyordu. Tekrar kendini alay edilirken görüyor, çirkin vücudunu elbise gibi yırtıp çıkarmaya çalışıyordu. Sarılar sabaha kadar devam etti. Bütün gece bağırdı, çağırdı, küfür etti, kendini yerden yere vurdu, ağladı, sızladı. Ta ki sızıp kalana dek. Sabah gözlerini açtığında her zamanki yatağında yatıyordu. Dün gece olanları hiç hatırlamıyordu. Ama geçen haftalar boyunca sahip olamadığı yeni bedeninin artık onun kontrolünde olduğunu fark etti. Kalkmaya yeltendi. Bunu başarıp yatağının kenarına oturduğunda içi heyecanla doldu. Kendine şöyle bir baktı. Kaslı kolları, bacakları, geniş göğüs kafesi ona tuhaf geliyordu. Yumruğunu sıkıp kolunu göz hizasına kaldırdı. Heybetli bir adam olduğuna şüphe yoktu. İçindeki o korku geçmişti. Aksine
Sahip olduğu bu görkemli makineyi kullanarak içinde bulunduğu muammayı çözmeye heveslendi. Bir ayna bulup kendini görmek için sabırsızlandı. Heyecanla yerinden kalkmaya yeltendi ama umutsuzca geri yığıldı. Çünkü şimdiye dek görebildiği kadarıyla hiçbir yerde ayna yoktu. Mutlaka bir yerlerde ayna olmalıydı. Evi aramaya karar verip acemice ayağa kalktı. Odasının kapısına kadar sendeleyerek yanaştı ve eşiğine yaslanıp durdu. Şimdiden nefes nefese kalmıştı. Haftalardır yatakta ve sandalyede hareketsiz durduğundan çok güçsüz düşmüştü. Derin bir solukla gücünü toplayıp odasından çıktı. Kadın ortalıkta görünmüyordu. Merakla ayna aramaya koyuldu. Evin her yerine bakındı ama bulamadı. Bu çok tuhaftı. Çünkü kendine bakabileceği bir cam bile yoktu. Dışarıya, verandaya çıktığında orada bahçede çalışan bakıcı kadın hastasını ayakta ve kendinde görünce büyük bir sevinçle koşarak yanına geldi ve onu kucakladı. Bir yandan dua ediyordu. Bunun üzerine o da kendisini iyileştiren bu dosta sarılarak karşılık verdi. Bu gerçekten mutlu eden bir duyguydu. Onun sayesinde artık bu dünyada seyirci değil, oyuncu haline gelmişti. Kadın sevinç içinde aceleyle bir şeyler söyledi. Ne dediğini yarım yamalak da olsa anlayabilmişti. Yeneceğini biliyorduk. Hermafros iyileşir diyorduk. Tanıdık gelen bu sözcük içini ısıtmış, tebessüm etmesini sağlamıştı. Bunu hep duymuştu ama şimdi idrak etmişti. Bu onun ismiydi. Hermafros.